Arkadaşlar merhaba, bugün 18 Temmuz 2023 Salı günü ve tekrar Kenilworth'teyiz, Güney Afrika'da Kenilworth'teyiz. Dün son ayakta yattık maalesef, tekimiz gelmedi, ekürler zaten sakattı, onlar belliydi ama yapacak bir şey yok. Evet, bugün Kenilworth'te ne var hemen bakalım. Evet, birinci koşu saat 13'te başlıyor arkadaşlar. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada günün ilk koşusu 7'li prese başlıyor. 4 numara Mias Harper, Kegan Damelo ile Danon Platina yavrusu. Hemen daha başlar başlamaz ikincilik yapmış zaten. Japon aygır. Burada Danon Platina'nın yavrusu Mias Harper. 8 numaralı True Horizon Richard Fury ve 5 numaralı Royal Litham Ashby. Evet, Lanchester Boomer yavrusu. Burada orijinler bizim için daha ön planda tabii arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 4-8-5 diyoruz ama 4 küçük kuponlarda veya böyle zevkine 7'li plesi oynayayım diyenler için ilk ayak 4 numara banka olabilir. İkinci koşuyla beraber Altıl Gayen başlıyor. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada. Güne Banco'ya ile başlamak isteyenler için üzerinde zayıf jockey de olsa 11 numaralı Gimme the Waltz. Gimme the Green Light yavrusu Silvano'dan gelme. Çok kuvvetli bir orijin arkadaşlar. İlk 2 koşusu 4 ve 3. Burada zayıf bu jockey ama dileyenler alternatif banko olarak düşünebilirler. Küçük kuponlarda 8 numaralı Dream Searcher, Kegan Damelo, 7 numaralı Listen to the Ocean, Richard Fury, 5 numaralı Wix Princess, J.P. Van Der Merwe ve son olarak 10 numaralı As Fate Has It, Gwen Wright. Evet, 11 alternatif banko toparlarsak 8, 7, 5, 10 diyoruz buraya. Üçüncü koşuya geçtik şimdi. Altının ikinci ayağı burada. 14.05'te şartlı 2 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Mojo Man Fight Herbe ile son koşusunu kazanmıştı. 8 numaralı Oni San Richard Fury, o da aynı şekilde. 3 numaralı Miu Capitano, o da aynı şekilde arkadaşlar. 1 numaralı Speeding Bullet J.P. Van Der Merwe ve 6 numaralı Stealing the Thunder Kegan Damelo. Şimdi burada son koşusunu kazanmış olan atlar, evet sıraladık ama bu son verdiğimiz 2, yani 1 2, son 2 at 1 ve 6 da geliri var. Özellikle 1 numara çok sert gruplarda bu 94 handikap puanı kazandı. Fakat işin ilginç tarafı 3 numara Mi Capitano. Daha ilk koşusunda 96 handikap yaptı. Orada böyle bizim gibi 3 tane koşu beklemiyorlar. Orada direktman handikap puanı çıkıyor ortaya arkadaşlar. Yani derecesiz içinde çıkmış az bu vatandaşın. Lady of Vision. Evet, dördüncü koşu Maiden'ı çıkar İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Çok zor bir ayak bu, onu söyleyeyim size. Ama çok fazla at vermeyeceğiz burada. 3 numaralı October Sun Richard Fury ile 289 gün sonra bakalım nasıl bir performans gösterecek. Evet. Bu safkana rakip noktasında 1 numaralı Director's Cut Kegan Damelo. 6 numaralı Lexian Point Fyder Herbe. 8 numaralı Donity Noah arkadaşlar. Şimdi bu 4 tat, yani 3, 1, 6 ve 8 dışında sizlerin bakacaksınız. AGF oranlarına göre %10 ve üstü 9, 10, 11 yani olsa bile ilave olması gerekiyor kuponlar arkadaşlar. Bizim burada 4 tane asımız var. 3, 1, 6 ve 8 sadece. Ekürleri de vermedik. Dileyenler 10 numara hani olabilir belki. Çok zayıf ekürler arkadaşlar. Bütün ekürler zayıf. Yani bir tek şu bilinmez, yani 4 numara. Diğerlerinin hepsi gayet zayıf. Ha, bu arada tabii 14 numara, yani burada siyah ekürlerden de 14 numaranın yaptığı iş 9'uncuk da olsa da hem orijin itibariyle hem de jockey Craig Zekin biniyor olması da
ayrıca bir avantaj olabilir burada. Bir de burada bakacağımız 13 numaralı Monarch Rex Van Niekerk'le. Bu safkana da Justin Snait'in atı bu, antrenör etti at. 13 numarayı da bu grubu dahil edebilirsiniz istiyorsanız arkadaşlar. Bir bakın. Evet, 0 falan 1-2 çıkarsa yazmaya gerek kalmayabilir. 5. kuşu Maiden 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 6 numaralı Degenerio, Richard Fuller Banco. Evet, günün bankosu burada geldi. Arkadaşlar, Oratorio yavrusu burada. İrlanda Aygır'dan gelme. Baba İrlandalı. Yani atlar gücünü aygırlardan alıyor, babadan alıyor yani biliyorsunuz. Burada bu safkanın da diğerlerinden daha ön planda olduğunu düşünüyoruz ve Banco. 6. koşu Maiden 3 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet. 9 numaralı Notion Richard Fury ile Alternatif Banco arkadaşlar. Yani burada biraz riskli bir Alternatif Banco olabilir ama çok iyi bir ata biniyor. Bir şekilde Nuşon'un geliri var. Bu safkanın yakın rakibi 8 numara. Run, Rudolph Run, Craig Zeki ile. 10 numaralı Lord Fifield, Winner. 12 numaralı Marshall Field, Orfer. 4 numaralı Saint Silas, Kevin DeMello ve 5 numaralı Luke at Lightning, Noah. Tabi burada 3 numaralı Hawk Circle, Nikerk'le de geliri var. 9, Alternatif Banco desek de 8 ve 3 ön planda, 10, 12, 4 ve 5 de arka planda arkadaşlar. Değerlendirilmesi gereken safkanlar olarak gözler batıyor. Son ayağa geçelim. Günün son ayağı 7. koşu şartlı 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 8 numara Richard Fury ve 1 numara Lewis Crossett alternatif bank olarak gözümüze çarpan safkanlar. Ancak burada 4 numaralı Warm Winter Domayer'le ve 3 numaralı Undercover Lover Kegan DeMello'yla ve 2 numaralı Jet Green, J.P. Van Der Merwe ile ekürler de geliri var. Evet, 8 ve 1 alternatif banko olurken 2, 3, 4 numaralı safkanlarında burada bir atraksiyonları olacaktır. Evet, bugün baktığımız zaman arkadaşlar Beverly yayında, Kocaeli yayında, bunun dışında Ankara Kenilworth yayında tabi. Burada yani 3 tane yarış açık, 3 tane yarış kapalı. Ankara, Philadelphia, Horseshoe, Indianapolis sadece Premium Miller'a ait yayında arkadaşlar. Herkese güzel bir salı günü geçirmesi diliyorum. Bol şans olsun. Hoşçakalın.